göre istediğimiz gibi değil. Biz gibi değil. Ankara gibi değil. Buna rakip de izin vermedi. Çok kalabalık bir şekilde kendi alanlarında bekleyerek. O kalabalık hatları açamadı. Çok fazla pozisyon oluyordu. 1-0'da geriye düştük. Rakibimizin de oynayarak da kontrolü olduğunu gördük. Buna göre de çalışmıştık. Ama sonuçta doğru zamanda bir gol bulup devreye öyle gidiyor. İkinci yarı oyuncularımla yaptığım toplantıda ilk yarı biz değildik. İlk yarı unutmalarını gerektiğini, ikinci yarı Ankara gibi, biz gibi olmalarını, sakin olmalarını ve futbol oynamamız gerektiğini anlattık. Biz ikinci yarı biz gibi olduk, futbol oynadık. Bir başladık, ikinci kazanmasını bildik, daha farklı da kazanabiliriz. Bu galibiyetten dolayı da hocamı tebrik ediyorum. Kayıtsız bir şekilde bu haftayı atlattığım için bu galibiyeti her zaman olduğu gibi bizi yalnız bırakmayan muhteşem taraflarımıza ve camiamıza armağan ediyorum. Hayırlı olsun inşallah. Hocam tebrik ediyorum. Bu başarıyı bir koşullarda geldiğini çok iyi bilenlerdir. Bugün 12 hafta sonunda sizi en çok mutlu eden neydi? Kazanım olarak en çok neye sevindiniz? Bugün gerçekten çok zor şartlar altında ligde başladık. Ankara gücü olarak. Çok zor şartlar altında. Yani bu hikaye kolay anlatılacak bir hikaye değil. Yani 5 ay, 6 ay bir hikaye. Yani bu kadar sıkıntıları olmamıza rağmen hiçbir zaman bu sıkıntıların bizim hedeflerimizin önüne geçmeden geçmemesini sağlayarak oyuncu grubumuzla hedefe giden yolda bu sıkıntıları bir kenara bırakıp Ankara gücüne faydalı olmak için, başarılı olmak için hep birlikte samimi bir şekilde, açık net bir şekilde içsel huzurumuzla, birlikteliğimizle, saygımızla bu günlere gelmek beni çok mutlu ediyor. Onun için her zaman söylüyorum. Gerçekten çok büyük, çok karakterli bir oyuncumuna sahibiz. Hepsine teşekkür ediyorum. Başlığı başta önce taktik olarak kazanıyorsun ilk başta. Ben öyle görüyorum. Bugün yalnız bir sıkıntı vardı herhalde. Siz de aynı görüşürüz bilmiyorum ama. Bugün sanki ilk başta bir taktik olarak duymadı. Sizin kafanızda bir iş aldığında. Taktik olarak söyledim mi? İlk devre biz gibi değildik. Rakip de çok kapandı. Açamadık, pozisyon üretemedik. Bizi de tuzağa düşürdüler. Bu gol yememiz gerekiyordu. Buna da çalıştığımız halde. Böyle bir gol yedik. Ama sonuçta iyi bir cevap verdik. İkinci yarıda biz gittik sağlam. Yaptığımız değişiklerde de maçı kazanmasını bildik. Ha şunu söyleyeyim, bundan sonra hiçbir maç kolaydı. Belki bugün biz kaybedebilirdik. Belki beraber de bir şey olurdu. Bundan sonra oynayacağımız her maç böyle olacak. Çünkü büyükte herkes herkese yeniliyor. Herkes herkesten puan alıyor. Şimdi 8 maçlarda çok önemli bir grafik var. Gelen takımlar artık buraya sizden puan almak için kapanarak olacaklar. Bu da bizi kolay değil kapanan takımları açmak, pozisyon vermek zor yani. Bugün de Deniz Spor takımının son haftalarda bunların da bayağı bir çalışma, 10 kişiyle altın orduya yenmesini bildiler. Her maç zor geçecek yani. Kolay değil yani. Şu maçı %100 kazanırsın diye hiç kimse söyleyemez yani. Favorisi yok. Ama biz sadece şuna kilitleniyoruz. Biz çok iyi çalışıyoruz. Fizik gücümüz, taktik felsefemiz ve takımın bir gücü var. Karakter bir gücü var, yani karakteristik bir gücü var. Taktik anlamda da, fizik anlamında da, iyi niyet anlamında. Biz bunu ortaya koyduğumuz zaman, futbolumuzu oynamaya çalıştığımız zaman şunu gösteriyor ki biz her takımı yenebiliriz. Bundan bunu çıkartabiliyoruz. Bunun için bu da beni çok mutlu ediyor. Bugün iki tane pozisyonu bazı dostlarımdan aldığım bilgilere göre objektif bilgiler. İki tane penaltımız verilmemiş. 12. hafta oldu. Maalesef daha bir penaltı atamadık. Hakemlerin takdiri, onlar da baskı altında. Yani öyle takdir ettiler. Çok da fazla bir şey diyemiyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. İnşallah bundan sonraki maçlarda penaltılar veririz. Penaltılardan attığımız goller neden baskı edilmez? Hocam bugün de iki tane cezalı oyuncu meydana geldi. Haftaya nasıl bir düşünce olacak? Nasıl bir düşünce olacak? Vallahi evet, sakatları eklerim hocam. Sakatları durumu nedir?
Ayrıca sakatlık yok. İlhan'ın durumu hafta içinde rafta kasında problem vardı. Kasında bir tutma oldu. Biz dedik ufak en ufak bir şey olursa zorlama çık. Belki İlhan'ı yetiştirebiliriz. Yaşayamışsa öbür hafta olabilir. Erdem'den Ali'ye iyi bir ilme yakalamışlardı. Cezalı mı bu rafta? Sonuçta 24 kişilik bir kadromuz var. Bu kadro içerisinde en iyi 11'de videosunda sahaya çıkıp en iyi şekilde mücadelemizi vermeye çalışacağız. Öncelikle bir farkı olduğunuz için yani bu farkın beni ekstra üzdü. Yani çünkü maçın ilk kesinde oldukça iyi oynadık. Belki bir maçı koparabilecek pozisyonları da bulduk diyebilirim. Baktığımızda takımın adına kırılma anı, ikinci, üçüncü o yakaladığımız gol pozisyonunu değerlendirmemiz ve o 45 artıda 700 gol ikinci kırılma anı oldu. Bizim için ucuz bir mağlubiyet oldu diyebilirim. İki tane duran toptan kötü gol yedik kendi takımlarına. Bu kadar mücadelede yazık olduğunu düşünüyorum. Yani en kötü buradan bir puanla dönmemiz gerekiyor. Hocam, atmosfer, seyirci coşkusu takımımıza etkilediğini düşünüyorum. Yani, olumlu anlamda mı? Olumsuz anlamda. Yok, olumsuz anlamda bir etki var ama onunla da futbol seyirciyle güzel. Futbolcunun da bu atmosferde daha güzel olacağını, daha rahat edeceğini, seyir zevkinin daha yüksek olacağını düşünüyorum. Ve o anlamda bizi olumsuz etkilemedi. Bu atmosferlerde futbol oynamak güzel. Bunlar aslında özlenen tabular. Keşke her yerde turun.